Önce evlendiğimizde hayatın daha iyi olacağını düşünürüz. Yalan mı? Evlendikten sonra bir çocuğumuz olduğunda ya da olduğu zaman hayatımızın daha düzeleceğini, hatta ikinci olduktan sonra daha da iyi olacağına inandırırız kendimizi. Sonra çocuklar yeterince büyük olmadıkları için kızar. Onlar büyüyünce daha mutlu olacağımıza inanırız. Ondan sonra da ergenlik dönemlerinde çocuklarla uğraşmamız gerektiği için öfkeleniriz, kızarız. Hadi bir çabuk geçsin de bu çocuklar da büyüsün de diye de deyiveririz. Kendimize, çocuklarımıza bu dönemden çıkınca daha mutlu olacağımızı, yeni bir araba alınca, efendim güzel bir tatile çıkınca, emekli olunca yaşantımızın dört dörtlük olacağını söyleriz. Gerçek şu ki yaşadığımız şu andan daha iyi bir an aslında bu dünyada yok. Eğer şimdi değilse ne zaman? Hayatımız hep mücadelelerle dolu olacak. Hep bunun böyle çok kaçış olacağını düşünmüyorum. O yüzden de bunu kabul edip ne olursa olsun mutlu olmaya karar vermek gerekiyor. Kabul edip karar vermek. Çünkü mutluluk aslında bir karar. Çok güzel bir sözdür. Uzun zamandan beridir gerçek hayatın başlamak olduğuna göre bir izlenime kapıldım. Fakat her zaman yolumun üzerine bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, bitmemiş bir iş, hizmet edilecek bir zaman, ne bileyim ödenecek bir borç oldu. Hani bu borcu ödedikten sonra hayat başlayacaktı ya da ne bileyim o engeli aştıktan sonra hayat başlayacaktı. Sonunda anladım ki bu engeller benim hayatım. Bu görüş açısı mutluluğa giden bir yolun olmadığını gösterir. Mutluluk zaten yolun kendisidir. O yüzden de biraz evvel bizim stüdyoda da konuşuyorduk. Sahip olduğumuz her anı değerlendirmek lazım. Eğlenceli ya da değil. Hep bizim hayal ettiğimiz gibi olmuyor hayat. Amerikan komedi filmlerinde olduğu gibi ya da ne bileyim bizim romantik komedilerde olduğu gibi. O yüzden de okulu bitirene kadar ne bileyim 500 bin lira para kazanana kadar, çocuklarınız büyük olana kadar ya da çocuğunuz olana kadar, çocuklar işe başlayana kadar, evlenene kadar, cuma gecesine kadar, pazar sabahına kadar, yeni bir ev alana ya da bir araba alana kadar, borçları ödeyene kadar, ilkbahara kadar, sonbahara kadar, yaza kadar, kışa kadar, maaş gününe kadar, emekli olana kadar mutlu olmak için yaşadığımız andan başka bir an yoktur. Birçok insan mutluluğu insandan daha yüksekte arar. Daha yukarıdadır. Bazıları da daha alçakta arar. Oysa ki insanın boy hizasındadır mutluluk. Ve unutmayın, yarın bu dünyada hiç kimseye vaat edilmemiştir. Benden bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.